Sevgili Altın Rehber izleyicilerimiz, programımız Efeler Diyarı Aydın'da tüm hızıyla devam ediyor. Aydın Ortaklar'da buranın en eski çöp şiş mekanı olan yarım asırlık Necati'nin yerindeyiz. Yanımda işletme sahibi Mahsun Arman var. Mahsun Bey, öncelikle bizleri konuk ettiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Sizi biraz yakından tanıyabilir miyiz? Ben teşekkür ederim. Hoş geldiniz. Acun Medya'ya teşekkür ediyoruz. Ben 92 yılında başladım bu çöp şiş işine. Benden daha önce Necati Usta çalıştırıyordu. Ben yanında çalışırken emekli ayrıldıktan sonra bana bıraktı. 2004 yılından beri de ben devam ediyorum işletmeci olarak. Çöp şiş, köfte, sucuk bizim ortakların en meşhur şeyleridir. Aydın İstanbul'dan, Antalya'dan, yani Türkiye'nin her yerinde bu taraflara gelen kişiler ortakları çöp şişini bilirler. Tam olarak kaç yıldır bu sektördesiniz ve yarım asırlık, gerçekten yarım asırlık tabiri burası için çok doğru bir deyim. Tam olarak kaç yıldır faaliyet gösteriyor burası? Ben 92'de başladım. Benden daha önce Necati Usta şu an 90 kusur yaşlarında. O 25 yaşlarında başlamış bu çöp şişi yapmaya, bu dükkan işletme. Yarım asırı geçmiş artık, biz gene de yarım asır olarak alıyor devam. Evet, az önce de söylediğim gibi yarım asırlık deyimi burası için çok doğru bir deyim bence. Peki Mahsun Bey, müşterilerinizin sıklıkla tercih ettiği lezzetler nelerdir burada? Çöp şiştir. Çöp şişleri biz süt danadan yapıyoruz. En sonunda bir kuyruk yağı takıyoruz şey olarak, daha tadı şey olur diye. Daha güzel bir tat verir. Bir de kendi yapımımız sucuk var. Sucuğu çok tercih edenler var. Hatta şöyle diyebilirim, İzmir'den kalkıp buraya sırf sucuk almak için gelip yemek yiyip kiloyla sucuk evlerine götüren çok müşterilerimiz de var. Sucuğu kendimiz yapıyoruz. Aynı çöp şişte kullandığımız eti, aynısını sucuğu yapıyoruz. Sucuk kendi yapımımız, kendi imalatımız ve sucuğumuz çok güzeldir. Market sucuklarına benzemez. Evet, şu anda da zaten masada otururken kokusu buram buram aslında sardı burayı. Kendi yapımınız olduğu kokusundan da belli oluyor. Peki Mahsun Bey, etler müşterilere sunulmadan önce hangi aşamalardan geçiyor? Bizim burada etlerin herhangi bir terbiye, soslama şeyi yoktur. Sadece etleri 2 günlüğüne dinlediriyoruz. Et 2 gün dinlendikten sonra dizilip müşteriye sunuluyor direkt. Peki Mahsun Bey, firma gördüğüm kadarıyla çok büyük. Kaç kişilik bir kapasitesi var bu firmanın, yani bu işletmenin? 300 kişilik kapasitesi var. Yemeklerinizdeki lezzetin sırrı nedir? Yani burası yarım asırdır devam eden bir işletme ve artık günümüz şartları her işletmeci bu başarıyı yakalayamıyor. Buradaki lezzetin, başarının sırrı nedir? Başarının sırrı eti süt danada kullanılması gerekiyor. Süt dana et, eğer ki dana daha yaşı büyükse eti sert düşer. Süt danadan kullandığımız için bir de ucularına birer tane kuyruk yağı takıyoruz. O kuyruk yağı ayrı bir tat veriyor. Pişirirken ızgarada böbrek yağıyla pişiriyoruz. En püf noktası orasıdır. Böbrek yağıyla pişiriyoruz. Eti sadece süt dana ve dinlendirilmesi gerekiyor. Peki, izleyicilerimizin çok merak ettiği sorulardan bir tanesi daha. Et pişirilirken dikkat edilmesi gereken püf noktalar nelerdir? Şimdi tabii sizin burada kullandığınız ekipmanlar farklı ama evde pişirirken nelere dikkat edilmeli? Evde pişirilirken közü çok fazla alev almayacak. Fazla sıcak şey olmayacak. Normal közde, közün üstüne hafif kül atılarak, normal ısıyı vererek pişireceksin. Çok fazla şey olduğu zaman etin yüzü yanar, içi çiğ kalır, etin hiçbir tadı olmaz. Alevi çok yüksek olunca ızgaranın. Az önce soğanın tadına bakma fırsatını da buldum. Soğan çok tatlı bir tadı var. Bunun sebebi de böbrek yağıyla pişiriyor olmanız mı acaba? Evet, soğanları önce şey yaptık mı, ızgaraya attık mı, böbrek yağıyla pişiriyoruz. Böbrek yağıyla piştiği için de hem acısını alıyor, hem daha lezzetli, tatlı oluyor. Daha güzel bir tat veriyor soğana. Gördüğüm kadarıyla ayranlar da hazır değil. O da burada sizin ev yapımınız sanırım. Yani burada yapılan bir ürün, doğru mudur? Evet, ayranı kendimiz yapıyoruz. Ceyk ayranı yapıyoruz burada. Hatta şöyle diyeyim, sütü de kendimiz getiriyoruz. Kendimiz mayalıyoruz yoğurdu. Burada her şeyi kendimiz hazırlıyoruz. Bizlerin de birebir şahit olduğu bir durumdur bu. Buradaki her şey şu anda sucuk olsun, işte etimiz olsun,
ayranımız olsun, hepsi çok taze. Hepsinin tadı gerçekten taze olduğunu belli ediyor. Aynı şekilde peynirimiz ve tereyağımız da köyden geliyor, doğru mu? Tereyağı olur. Burada köylü arkadaşlarımız var. Onlar hazırlıyor bize, onlardan alıyoruz. Tereyağı olur, çöp şişi vermeden önce sıcak lavaşı ile beraber ikram ediyoruz masalara, müşterilerimize. Çöp şişi hazırlanana kadar onlar da onunla biraz atıştırıyorlar. Güzel gidiyor şey olarak. Evet, belki de lezzetin sırrı tabii ki de burada sizin yılların vermiş olduğu tecrübenin de bir etkisi var. Tabii ki de bunun büyük bir etkisi var, ancak taze ürünler kullanıyor olmanızın da sizin lezzetinizde büyük bir etkisi olduğunu düşünüyorum. Çünkü artık işletmelerde çok fazla taze ürünler kullanılmıyor. Hatta çöp şişleri, ben az önce şahit oldum yine aynı şekilde. Burada direkt pişirilip masaya getirildi. Hani ısıtılıp getirilmedi. Bu da... Tabii ki. Şimdi eti bekletip de ısıtıp da sonra gönderdiğin masaya, o et zaten hem kurur hem tadı kalmaz. Saman gibi olur o et. Eti yeni taze pişirilecek, direkt masaya sunulacak ki o zaman müşteri, gelen kişi damak tadını alabilecek, daha etin lezzetini alabilecek. Evet, çok teşekkür ediyorum sizlere. Röportajımı sonlandırmadan önce buradan izleyicilerimize, potansiyel müşterilerinize söylemek istediğiniz son bir şey var mıdır? Herkesi bekliyoruz buraya. Çöp şişim bu güzel tadı bir tatmalarını tavsiye ederim. Ortaklar Necati'nin yeri çöp şişe. Ben de buradan izleyicilerime mutlaka gelin ve görün diyorum burayı. Bakalım sıradaki durağımız neresi?